Merhaba arkadaşlar Unity eğitimimize devam ediyoruz. Bu bölümde uçağımız bizim kenarlara çıkıyordu. Ama biz uçağımızın kenarlara çıkmasını istemiyoruz. Şimdi bunun için önce bunun başlangıç şeyi neymiş bakalım. 8, 8, 8 diyelim. Buraya gelelim. Burası da 8 diyelim. Yani 8'den daha sağa gitmesin. Eksi 8'den de daha sola gitmesini istiyorum. Şu anda ortadan başlayalım. Kodlama bölümüne geçiyoruz. Şimdi... Ee, Kameramız merkezde mi bir bakmak istiyorum. Tamam kameram benim merkezde. 0, 0, 0 çok güzel. Onu bir kontrol edelim. Çünkü o zaman işler değişebiliyor. Sizde değilse reset deyip merkeze almayı unutmayın. Ve ekson 10 yapmayı unutmayın zeyesini. Şimdi gelelim. If değerlerimize. If değerimiz D'ye bastığımız vakit. Bu iş gelişiyor değil mi? Fakat ben istiyorum ki V 8'den küçükse. Yani değil mi? 8'den küçükse olsun istiyorum. Yani sağa doğru hem D'ye basayım ve o true olsun hem de 8'den küçükse turu olsun. İki koşulda gerçekleşiyorsa D'ye bastığım zaman kod çalışsın. Onun için hemencık şuraya bir and V'yi ekliyorum. Transform yani bağlı olduğu objenin transformun pozisyonuna yani şurasına. Şunu dikkate alıyorum. Pozisyonuna dikkate al dedim. Onun neyine peki? X'ine. Eğer onun x değeri küçük eşit 8 ise bunun içindekini yap. Aynı şekilde artık bunları biraz hızlı geçelim arkadaşlar. Transform pozisyonun x'i büyük eşit tabii ki bu sefer de büyük eşit 8 ya pardon 8 ise gerçekleşsin demek. Yani bu koşul gerçekleşmiyorsa bu içindeki koşul gerçekleşmeyecek. Bu koşul gerçekleşmiyorsa içindeki koşul gerçekleşmeyecek. İki koşulun da aynı anda gerçekleşmesi gerekiyor. Çünkü and var. O zaman bu koşul gerçekleşecek. Şimdi hemen ctrl s diyelim. Ve play diyelim. Play dedim ve sağa doğru bastım. Gördüğün gibi 8'de bak 8'den daha fazla bir sayı. 8 veya küçükse d'ye çalıştır demiştim değil mi? ben? Bak daha fazla çalışmıyor çünkü artık büyük. Sola basıyorum. 8 bilmem ne. Sol artık çalışmaz. İki koşulda çalışması gerekiyor. Ben bunun kenarlarını ayarladım. Şimdi sana bir şey soruyorum. Geliyorum buraya. Tamam 8 sahnemiz. Bizim zaten 8'di. Tamam 8'de 8'de. Ben bunu variable olarak yapmama gerek var mı? Mantık yani düşünüyorsun. Duvarda. Bence gerek yok. Ama şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Variable'ların nerede ne zaman kullanılacağı belli değil. Ben bunu variable olarak yapsam bana bir zararı olur muydu? Olmaz. Böyle bıraksam bir zararı var mı? Oyunuma göre. Oyunuma göre demek ne de demek istiyorum. Şimdi ben istedim ki şunu 4, şunu da eksi 4 yapıyorum. Ctrl S. Gel play yapalım da daha böyle görerek daha iyi olsun. Play'e bastım. Bak burada geldi ve burada durdu. Ya bunu bunu ben niye isteyeyim ki diyeceksin. Şimdi bak senin bir oyununda eğer bunu variable yapsaydın bunu 4'e 4 ayarlayabilecektin. Ama sen bunu variable'sız yaptın. 8 yaptın. Ve artık bunun kodlamasına ulaşılamıyor. Yani çünkü oyun oynayan kişi durayım şuraya gideyim 4 yapayım falan öyle bir şey yapamaz ki kodlamaya giremez ki oyun oynayan kişi. Yani ne demek istiyorum? Burada bir boss çıktı, bir canavar çıktı, şuralara bir pervane koydu diyelim. O pervaneler de senin bu şeylerini sağ buraya yaklaşmanı engelledi ve buraya yaklaşmanı engelledi. Daha iyi mermileri al diye, hasar al diye. Öyle bir boss çıktı ve bu bölüm böyle sürecek. Bu bölümü daha fazla ilerleyemiyorsun çünkü buradan rüzgar esiyor. Bak gördün mü? Ne oldu? Bak variable'ın değerini bir daha anladık. Variable'ı niye kullanıyoruz? Burada variable kullanmasak da olur. Yani her şeyi variable yapmanın da bir mantığı yok. Oyunun da böyle bir planın yoksa buraya variable yapmayabilirsin. Ben sana variable'ların amacını göstermek istiyorum. Boss'u öldürdükten sonra da tekrar gelip variable'larını değiştirip buraya 8, buraya da 8 yap diyebilirdim, değil mi? Demek istediğimi anladığını düşünüyorum. Şunu plane'e kapatayım. Demek istediğimi anladığını düşünüyorum. Yani variable'ların, variable'lar ne işe yarıyor? Değişen şeyler de yarıyor. Veri tutmada işe yarıyor demiştik. Gel burada float hemen bunu da bir gösterelim. Kenar limiti eşittir ee, 8 f tabii ki. Geliyorum buraya. Buraya bunu böyle yazacağım ama kenar limiti diyorum. Kenar limiti. Buraya da geliyorum. Kenar limiti diyorum kontrolse. Artık ben biliyorum ki bir boss çıksa ve o boss'un özelliğinde benim kenar limitimi artırıp azaltabilirim ve benim sağa sola gitmemi değiştirebilirim. Bunlar önemli şeyler arkadaşlar. Yani variable'ların önemini anlamanız için böyle şeyler yapıyorum. Daha iyi animatörler gelecek. Daha iyi animatörlere gireceğim şimdi birazdan. Yani buradan iyi animatörü iyice böyle bir pekiştireceğiz. İyi animatör de neden kullanılır gibi Bakalım 8 mi? Hala 8. Bir sıkıntımız yok. Play'e basıyorum ve işlem bitti. Artık bununla bir işim kalmadı. Şimdi burası çok önemli arkadaşlar. Biraz dikkatli dinlemenizi istiyorum sizden. Şimdi ben mermi çıkartmak istiyorum. Değil mi? Mermi çıkartmak istiyorum. Mermimi de burada prefablarımda prefablarımda şuradaki mermiyi kullanmak istiyorum. Ben bu mermiyi e, çıkartacağım oradan. Bunu çıkartmak için bir variable açmak istiyorum. Diyeceğim ki o variable dediğim zaman onun aklına bu gelecek. O variable'ı yazdığım her şeyde o diyecek ki, ya mermi prefab prefabından bahsediyor. O nedenle bunu da ben Unity'den içine atmak istiyorum. Neyi çıkartacağıma Unity'den karar vermek istiyorum. Bak şimdi public diyorum. Yani dışarıdan erişilebilir. Başka koddan erişilebilir. Kafan karışmasın. Game object bak. Game object büyük yazdım. Yani başka bir obje, küçük yapsın Bu objeye bağlıydı. Yani etiketini game object yaptım. Merak etme anlayacaksın. Şimdi variable ismi hiçbir önemi yok. Benim uydurduğum mermi. Kapattım. Ben burada eşittir deyip yanına da yazabilirdim. Ama bu işi biraz daha uzatıyoruz. Ben buradan bu şekilde yazarak işi kolaylaştırıyorum. Yani şimdi ben bunu böyle yazdım. Ctrl S dedim. Ben buraya game objesi vermem gerekiyor. O game objesi verdiğim vakit şu açılsın. Kafam karıştırmasın benim. Şimdi bak ben buradan bunu mermiyi açtım demek. Geliyorum hemencik koduma, kod bölümüme. Player'ımdayım. Heh. Buna hiçbir şey obje vermedik. Ben buraya canavarı da verebilirim. Ben burada canavarı da verebilirim. Canavar olur. İsminin bir önemi yok demiştim. İsmi ben karar verdim. Mermiyi de verebilirim. Ben buna mermiyi veriyorum. Mermi prefabini verdim. Game objesi olarak. Şunu verdim yani. Bunu tuttuğum verdim buraya. Yani artık ben burada mermi dediğim vakit o biliyor ki bu obje. Tamam mı? Bu obje. Bunun bunları biliyor. Hepsini artık biliyor. Ben bunu burada yanına yazmama gerek yok. Ben sana bunu anlatmıştım detayına şimdi girmiyorum o yüzden. Mermiyi yaptım. Şimdi ben bunu animatörle yapmak istiyorum. Animatörle yapacağım. Yani onu göstermek istiyorum. O nedenle ne gerekiyor bana? Bir while gerekiyor değil mi? While için bir true false gerekiyordu. Sırf onun için bir boolean atacağım. Bol diye aratacağım. Yine public diyorum. Bol diyorum. Neden açtığımı bilirsen senin için daha kolay olur. Bir önceki videoları izlemen gerekiyor. True. Ne yaptım? Ben burada bir sırf while'da kullanmak için açtım bir variable. Bunun artık burada takır takır variable açmayı hiç sevmiyorum. Ama artık bunları da böyle ufaktan gözünüz alışsın. Çünkü diğer izleyeceğiniz yabancı eğitimler bu şekilde yapıyor. Çat 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 sana anlatır yani. Buraya variable'ları döşer. Ben biraz da daha... Bunu yapmamaya çalışıyorum ama şimdi artık bunu wild'ı bildiğin için sen yani wild'a kullanacağım bir turu açtım. Sen Tan, kafana tank, tank, etti zaten. Bir de merminin hızını ayarlayalım. Merminin hızımız olsun bir de. Merminin hızını bir daha anlatmayayım. İşte bunu yaptım buraya o yüzden hızını artırmam lazım falan filan. Mermi hızı diyelim. Mermi yenileme. Sürekli sıkacağı için yenileme dedim. Hızı. Sürekli sıktıracağım. Eşittir bir F olsun. Tamamdır bunu da yaptım. Şimdi ben ne yapacağım? Şimdi bir hmm, önce yeni metrot'tan bir bir klasik klasik bir fonksiyon açmam gerekiyor. Yeni yeni metru da açacağım, onu da açacağım, ikisini de açacağım. Merak etme. Önce şunu istiyorum. Yani boşluğa basınca yani i e animatörden e mermimiz çıksın. Boşluğa basınca çıksın istiyorum. Bunun içine bir fonksiyon açacağım. Bunun için mermi çıkart diye bir fonksiyon açacağım. Void Mermi Çıkart Fonksiyonumu açtım. Mermi çıkartmak için bir fonksiyon açtım. Şimdi içine geliyorum. tırtıklımı açtım. If Input Get key Down Hangisi olacak? Key kode K değil. E, space Space yani Bunların yazılışlarıyla Öğrenin okunuşlarıyla değil lütfen yazılışlarını space dersen buraya space yazarsın sonra Şimdi burada bir yeni bir kodu öğreneceğiz Örnek Çıkartma Yani aynı objenin klonunu çıkartacağız Instantiate diye bir şey instantiate böyle söyleyince biraz daha böyle Karışık geliyor hemen yazıyorum Ins, Bunu anlatmadım Bunu anlatmadığımı hatırlıyorum Parantezimi de açıyorum Bak Obje, objemizin kendisi. Hmm. Objemizin kendisi. Vektör 3 pozisyonunu. X, Y'si, bilmem nesi. Ve kuartiyon rotation. Ben bu yönetinin matematiğini anlatmayı düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi kuartiyon dönmek için geçerliydi. Ben bunu anlatmadım size kuartiyonu. Kuartiyonu nasıl desem? Önce instan, önce sırayla anlatayım. Bak, ben sana söyleyeyim. Yazayım şuraya. Mermi. Mermimizi çıkart, mermi objemizi çıkartmak istiyorum. Geliyorum bak hangi? Mermi. Mermiye ne atmıştık? Mermi objemizi atmıştık değil mi? Tamamdır. Mermimizi yazdık. Çıkacak o bir şey bu. Peki pozisyonu. Pozisyonu ne? Vektör pozisyonu. Nerede çıkarsın? Gemimizin bağlı olduğu pozisyonu da çıkartabilir değil mi? O zaman transform position. Çok güzel. Ve dönmesi nasıl olsun? Ya dönmesin ya. Yani mermimiz böyle yan durmasın. Direkt orijinaldeki dursun. Şimdi ben quaternion, euler falan filan. Ben sana bunları anlatacağım ama anlaşımda anlatmayacağım. Şimdiki konumuz sadece e, kuartiyonun ne olduğunu şimdi söyleyeceğim. Merak etme. Şu bir kafamda bir analiz edersen nasıl anlatacağımı. İden kuartiyon iden dedi. Şimdi bu ne? Bu identity neymiş? Kimlik diye aklımızda kalsın bu. Şimdi şunu demek istiyorum. Eğer ben boşluğa basarsam örnek çıkartacağız. Neyi çıkartacağız? Mermiyi çıkartacağız. Kendi pozisyonunda ve hiç bir döndürme olmadan. Şimdi gel sana bunu anlatayım. Instantiente. Instantiente. Ne güzel. Ne, ne salakça bir cümle söyledim. Örneklendirme. Yani yeni bir obje çıkartmak için o objenin örneğini çıkartıyor. Konumunu monumunu ayarlıyor. Mermi yukarıda Unity'de anlattığım obje attığım, içine attığım obje olacak. Bu skriptin bağlı olduğu objenin pozisyonu hemen geliyorum. Bu script'in bağlı olduğu objenin pozisyonu buymuş. Eksi 18 falan filan şu anda burada olduğu için. Tamam. Geri geliyorum. Burayı da hallettim. Kuartiyona gelince. Bak bu kuartiyon da hani ben demiştim. Döndüremiyoruz demiştim. Rotate şeyde şunu şunu göremiyoruz demiştim. Sıfır, bir tane daha sekme geliyordu sıfır diye. Onun için Quartzian diye bir şey kullanmamız lazım döndürmek için. Bu matematikle ilgili bir şey. Bu matematiğe ayrıca bir girmek istiyorum. Komple unit matematiğine. O yüzden şimdi kısa geçiyor. Kısa geçmiyorum. Şimdi detaylı anlatacağım yine uydurma yöntemimle de. Dönme ile alakalı kod. Hani dönmeyi göremeyiz demiştim. Onun için bu gerekiyor demiştim. İşte bu gerekiyor arkadaşlar. İsmini şöyle hemen kafamıza mantıken anlamak için şöyle bir şey dilim. Quaternion. Quaternion karantina gibi. Quaternion karantinaya çok benziyor değil mi? Quaternion. Karantinaya benziyor. Karantinada ne yaptık mesela karantinada? da ee, sıkıntıdan ne yaptık? Yani iyileştikten sonra tabii 15 gün 10 gün bekleyip hani sonlara doğru 13. 14. günlerde ne yaptık mesela yani artık odada sıkıldık değil mi bir oraya dönüyoruz bir oraya dönüyoruz odada dönüp duruyoruz değil mi işte bak oradan karantinada dönme ile ilgili olduğunu kuartiyonu görünce rotate ile ilgili rotation ile ilgili rotate dediğinde ratata pokemon'daki aklıma geldi yani onunla ilgili olduğunu kafamıza yerleştik dönme ile ilgili bir düğmemiz bizim bu kafamızda kalsın yani dönme ile ilgili <laughs> tamam İdentiti ise identiti ne biliyor musun? İdentiti e, galiba ben kimlik diye biliyorum. Kimlik. Bunun kimliği. Şimdi ben kimlik kartında benim ney? Ahmet'im ben de Ahmet'im. Ben gidiyorum bir yere. Diyorum ki ben Mahmut'um diyorum. O da bana inanmıyor. Kimliğini göster diyor. Kimliğimi gösterince ne oluyor? Kimliğime bakıyor. Ahmet misin sen diyor. Yani ilk halime geri geliyorum. İlk kimlikteki ne yazıyor? Soyum. Yani şu demek istiyorum şu merminin kimliği e, ney rotationdaki kimliği 0 0 0 değil mi ben bunu istiyorum ki kimlikteki halin olsun ilk halin olsun ondan sonraki halin beni ilgilendirmiyor sen 10 10 ol 20 ol 30 ol beni ilgilendirmiyor dönmeyeceksin ve hepsini 0 0 0 kimliğindeki ilk halin neyse hepsini sıfıra ayarlıyor arkadaşlar bunu da böyle aklımıza tutalım yine uydurma yöntemiyle size bir şeyler anlatmaya çalıştım de ben ne anlatacağımı unuttum şimdi. Tamam ha hatırladım. Ee, şey yapacaktım. Bir e, animatör yapacaktım. Mermi çıkarttım. iyi e, animatörü. Şimdi ben sürekli sıkmasını istediğim için sürekli sıkmasını istiyorum ama şimdi boşluğa basınca yap diyeceğim. Sonra sürekli çıkmasını isteyeceğim istiyorum. İşte şimdi ben iyi e, animatör diyorum. İyi e, animatör diyorum. Dedikten sonra burada şeye karar veriyorum. Fonksiyon ismine karar veriyorum. Buna da mermi yenileme zamanı. Yani sürekli çıkmasını istiyorum ya. Hani update gibi kullanacağım ben bunu açıkçası. Bunun içine geliyoruz. Bu neydi? Animatörde yeğetliydi. yieldliydi. Şimdi ben bunun mermi çıkart fonksiyonu yap. Yani ben buraya yazdım. Ben bunu şunu yazmış oldum açıkçası. Daha yazamadım. Ben buraya yazdım ki Boşluğa basarsam bunun içindekini yap demiş oldum buraya. Şunu buraya yazarak. Hiçbir şey yok. Yani bunu buraya kopyalamış oldum. Tamamdır. Bu diyorsunuz ki bu yersiz yani yandaki şeyi döndürmeden yapmaz. Return bu da bekleme süresiydi. Sana burada null'u göstermek istiyorum. Null diye bir şey görüyorsun. Bu bir frame'de kontrol edecek. Çok hızlı kontrol edecek. Yani ben buraya bir saniye dizmem. bir saniye diye bunu bir salisi olarak düşün. Bir frame. Çok hızlı sürekli tı 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 kendini kontrol edecek demek oluyor. Şimdi bunu startta çıkartalım. Kafanız karıştı mı? Kafanız karışmasın. İki tane fonksiyon açtım sadece. Bu fonksiyonda bunu da yani buraya bunları yazmadım da bunu fonksiyon olarak yazdım. Tamam. Sonra da bu bildiğimiz iyi animatör zaten. Biraz bir daha dinleyin kafanız karıştıysa. Mesaj atın. Ben anlatırken terledim. Biraz dinlenmem gerekiyor. Şimdi start'a ise start Kurutin diye çağırmamız gerekiyordu Bu iyi e animatörün çalışması için Yani şimdi şöyle diyebilirsiniz ben bunu böyle yapmam ki Ben niye bunu bana böyle anlatıyorsun Benim amacım sana burada Şeyi göstermek yani oyun yapmak değil Ben sana iyi e animatörü anlatmaya çalışıyorum İyi e animatörü kullan kullanarak Anlatmaya çalışıyorum start Kurutin Mermi Yenileme zamanı mıydı zamanı Şimdi eğer doğru yaptıysak Ctrl S diyelim ve bekleyelim. Eğer doğru yaptıysak kodumuz çalışacak. Hadi bakalım. Biraz bekledik. Evet play'e basalım. Biraz bekletti beni bu sefer. Şimdi aslında burada bir hata yaptık aslında hata yapmadık da hatamızı göreceğiz birazdan. Şimdi bak böyle geliyorum. Boşluğa basıyorum. İlk bir şey çıkmıyorsa hata yaptığımız belli olmuş zaten. Hemen hatamızı düzeltmeye gidelim. Evet boşluğa basınca çıkması gerekiyordu. Aa, bak biz while'ı kullanmadık ki. Bir defa bunu gerçekleşti. E, o zaman da boşluğa basmadığı için çalışmadı. Hemen while'ı yerleştiriyorum. Kusura bakmayın. Konuşurken arada kaynamış. Ateşleme. Turu ise. Bazen bir şey yaptığını sanıyorsun ama yapmıyorsun. İşte o, o zamanlar bu zamanlar oluyor. Yeni matüre while ekledim. Ne demiştim ben size hatırlıyorsanız. Şuradaki. Ateşlemeyi wilde kullanmak için açtım demiştim. Hemen aşağı iniyorum. Wilde kullanmak için açtım ama yapmadım. Kullanmıyorsun. Yani bu turu olduğu sürece bu gerçekleşecek. Yani start'a gidiyoruz. Start neredesin? Start. Bunu çalıştırdı. Çalıştırınca ne oldu? Geliyor. Turu. Ha, turu olduğu sürece ben kendimi tekrar edeceğim. Tekrar ederim. Ta ki fasi oluncaya kadar veya e, fasi oluncaya kadar bunu şöyle yapıyorduk. Bunu stop kuratayım diyene kadar bunu takır 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 kendini tekrar edecek bir frame. Yani sürekli. kontrol S diyorum. Tekrar geliyorum. Tabi hatalar oluyor. Koplama yaparken çok fazla hata yapacaksınız. Hata yapıyorsanız o yani sıkıntı yok. Çünkü yani sürekli en gelişmiş kodcular bile hata yapıyorlar. Ya ben sana sürekli hata yapıyorum da. Play'e bastım, boşluğa bastım, boşluğa bastım, bak görüyorsun, şurada bak bir sürü klon çıkartıyor, hepsi de bunun konumu. Mermimiz ilerlemiyor, şu an amacım mermiyi ilerletmek değil çünkü, bir sürü çıkarttık. Fakat burada sürekli kontrol ettiği için null'dan bir sıkıntımız yok, sürekli kontrol ettiği için. Ama peki ben bunu şöyle yapsaydım, yani sürekli kontrol değil de bir saniye yapsaydım ki amacım benim sürekli mermi sıktırması bu arada. Hemen bunu ayarlıyorum. Geliyorum buraya. New diyorduk hatırlıyorsan. Wait for second. Kaç saniye? Bir saniye. Diyeyim. Bir saniye olsun. Tamam mı? Ctrl S. Gidelim buraya. Şimdi pliye basalım. Boşluğa basalım ama bahar boşluğa bastığımız işe yaramayacak. Neden? Çünkü önce yukarıya bakıyor. True diyor. Tamam. içindeki yapmaya başlıyor. Mermi çıkartın diyorum sonra ona. Şimdi daha iyi anlatacağım. Bir dakika. Play'e basayım. O bir saniye beklemede mermiyi çıkartmayacak. Sürekli kontrol etmiyor. Tam o an denk getirmesi gerekiyor kendisini. Çünkü şöyle oluyor bak. Basayım da bir önce bak. Bak boşluğa basıyorum. Çıkmadı. Ama ama şimdi birazdan çıkacak. Çık lütfen. Tamam denk getirdim. Gördün mü? Bak denk getirdim. Neye denk getirdim? Şuna denk getirdim. Bir saniyede bu kendini tekrarlıyor ya. Mermi çıkartma tuşunda eğer kontrol ediyor. Bak başa bak şöyle anlatacağım. Bekle. While true ise geliyor aşağıya. Bunu boşluğa o sürede boşluğa bastın diyelim. Bastın mermi çıkar. Basamadın mı? Bir saniye bekleme süresi var ya. İşte o bir saniye bekleme süresince istediğin kadar boşluğa bas mermiyi çıkartamaz. Onu atladı artık. Tekrar gelir buraya. Turu bakar. Orada mermi çıkarttı hemencik o kısacık süre içinde boşluğa bastın bastın. Mermini çıkartır. Yine bir saniye bekletir sana mermiyi çıkartmaz. Buradaki amaç buradaki şimdi şey o bak basıyorum. Ah çıkarttım. Denk gelecek. Sana buradaki şeyi göstermek istedim. Yani böyle bir şey. <laughs> Nulla, bunun nullu, null da sürekli kontrol ediyor. Bunu da sürekli kontrol. Nulla anlatmak istiyorum aslında. Nulla bunun arasındaki şeyi göstermek istiyorum. Null sürekli bir frame. Çok hızlı ki. Sen boşluğa bastığında onu algılıyor, tekrar kontrol edebiliyor. Ama sen bir saniye sistemi çökertiyorsun burada. Bir saniye bunu yapma diyorsun açıkçası. Sonra kendini bir daha yap diyorsun. Şunun play'ini kapattın mı? Kapattım. Nullu anladığını düşünüyorum. Null'un açıklaması bu. Benim istediğim peki neydi? Ee, şeydi benim demek yap. Ben sürekli sıksın istiyorum. O zaman buradaki if'i siliyorum. Ben sürekli boşluğa basınca bir koşul olsun istemiyorum. Ben sürekli e, çıksın istiyorum. Update butonu gibi sürekli çıksın istiyorum. If'i sildim. E animatörü update olarak kullanıyorum yani ben. Burada sürekli sıktırtıyorum. Kaç dakika oldu? 20 dakika. 22 dakika oldu ama olsun öğrendik. Önemli olan öğrenmek. Evet sürekli çıkartıyor bak. Mermi kulon, mermi kulon, mermi kulon, mermi kulon, mermi kulon. Onun örneğini, kulonunu çıkartıyor. Orijinal örneğimizin kulonunu. Sahnemizde bulunan orijinal örneğimizin kulonunu çıkartıp duruyorum şu anda. Çok güzel. 22 dakika oldu videomuz. Bunu bayağı bir yaptım. Seri seri çıkartmak istiyorsak süreyi azaltabiliriz. Daha geç çıkartmak istiyorsak artırabiliriz. Bir sonraki bölümde ise mermimizin hızını yapalım, ileriye götürelim. Kendinize iyi bakın.